Son dönemin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'in Uygurlara yönelik zulmün ve Tayvan'ın bağımsızlığıyla ilgili sohbetlerin gerçekleştiği bir sosyal medya adresi olmuştu. Ancak Çinli gazeteci Michel Anti, Çin'in bazı şehirlerinde Clubhouse uygulamasına erişim yasağı getirildiğini duyurdu. Çin'de özgür ifade alanı haline gelen Clubhouse sosyal medya uygulaması engellendi. Sosyal ağlara yoğun sansür uygulayan Çin'de Clubhouse uygulaması kullanıcıları pazartesi gecesinden itibaren hata mesajıyla karşılaştı. Clubhouse uygulamasının Twitter, Facebook ve YouTube gibi sitelerin erişime kapalı olduğu Asya ülkelerindeki internet izleme sistemi Great Firewall'e takıldığı tahmin ediliyor. Çinli Clubhouse kullanıcıları platformda Doğu Türkistan'daki Uygur kampları, Tayvan'ın bağımsızlığı ve Hong Kong'un tartışma yaratan ulusal güvenlik yasası gibi konularını yoğun olarak tartışıyordu. Yaklaşık 200 İngiliz akademisyen hakkında farkında olmadan Çin'in kitle imha silahları yapmasına yardım ettikleri gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü öne sürüldü. Times gazetesinin haberine göre yaklaşık 200 akademisyen hakkında son derece hassas konulardaki fikri mülkiyetin düşman devletlere verilmesini önlemeyi amaçlayan ihracatı kontrol kanununu ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma altındaki akademisyenlerin çoğunun Çinli şirketlerle ticari anlaşmalar yaparak farkında olmadan yasaları ihlal etmiş olabileceği belirtildi. Akademisyenlerin uçak, füze tasarımları ve siber silahlar gibi gelişmiş askeri teknoloji konularındaki araştırmaları Çin'e aktarmış olabilecekleri ifade edildi. Yetkililer ayrıca teknolojinin Uygur Türkleri gibi azınlıklar ve muhaliflere yönelik baskılarda kullanılabileceğinden de endişe ettiğini aktardı. Çin, ABD donanmasının iki uçak gemisinin Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat yapmasına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Wang, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini kararlılıkla savunmak için gereken adımları atacağını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak için bölge ülkeleriyle çalışacağını kaydetti. Wang, Fransız donanmasına ait iki geminin Güney Çin Denizi'nde seyri sefer serbestisi görevi icra etmesine ilişkin soruya da aynı sözlerle yanıt verdi. ABD donanmasına ait iki uçak gemisi ve hücum botları Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenlemişti. Çin'de koronavirüsün kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü heyeti çalışmaların ardından ilk sonuçları duyurdu. Buna göre virüs laboratuvarlardan sızmadı. Virüs kaynağı büyük ihtimalle yarasalar. Dünya Sağlık Örgütü ile Çin heyeti ortak basın toplantısıyla Wuhan'da yapılan inceleme sonuçlarını duyurdu. Heyet koronavirüsün laboratuvar ürünü olduğu ihtimalini elediklerini belirtti. Virüsün kaynağının büyük ihtimalle yarasalar olduğu vurgulandı. Heyete göre koronavirüsün donmuş ürün zincirinden bulaşmış olma ihtimali de hayli yüksek. Çin heyeti ise virüsün hangi hayvandan bulaştığının belli olmadığını ifade etti. Virüsün Wuhan kentinden yayıldığına dair yeterli delile ulaşılamadığını da savundu. ABD Senatosu eski başkan Donald Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olup olmadığına ilişkin oylamada yargılamanın anayasal olduğu sonucuna ulaştı. 6 Ocak'taki kongre baskını dolayısıyla Trump'ın azil yargılamasının yapıldığı Senato Genel Kurulu ilk gün oturumlarını görevi sona ermiş bir başkanın yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin oylamayla tamamladı. Oylamada 44 Cumhuriyetçi senatör Trump'ı yargılamanın anayasal olmadığı yönünde oy kullanırken 56 senatör ise yargılamayı anayasal buldu. 50 Demokrat senatörün yanı sıra 6 Cumhuriyetçi senatöründe Trump aleyhine oy kullanması dikkat çekti.